Hasan Bey, öncelikle sizlerde programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Hasan Bey, burasıyla alakalı sizlerden de birkaç bilgi almış olacağız ama bunlardan önce diğerli izleyicilerimiz sizleri de tanımış olsunlar. Hasan Aylanç benim ismim. Aylanç Tur Lojistik Uluslararası Taşımacılık Firmasının sahibiyim. Abimle beraber bu işi 2017 yılında abimin dediği gibi kurduk, firmamızı kurduk. Ben 2011'de başlamıştım zaten, tek arabayla başlamıştım, bir tırla başladık bu işe. Sonra ilk önce 1-2 sene yurt içi çalıştım. Sonra uluslararası yurt dışına taşımacılıklara başladım. Baktım biz bu işi yapabiliriz, becerebiliriz, yapabiliriz, kendimize güvendik. Asya ülkelerine açıldım. Atıyorum Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan taraflarına çalışmaya başladım tek arabayla. Sonra baktık bu işin üstesine gelebiliriz, bu işi yapabiliriz. Öyle böyle derken birkaç araç yine aldık. Filomuzu kurduk 2017 yılında. Tır filomuzu kurduk. Sonra projeli yüklere girdik. Reklamlarımızı yaptık. Ondan sonra şu anda da devam ediyoruz o şekilde. Çok güzel. Aslında başlarken işe bir tırla başladık. Sonrasında kendimizi sürekli bir geliştirdik. Üstüne ekle ekleye devam ettik. Aynen öyle. Şimdi tabii ki bugünlere gelene kadar bir o kadar sıkıntılar da yaşadık. Peki hangi sıkıntıları yaşadınız bu alanda? Gümrük kapılarında bayağı bir çektiğimiz sıkıntılar oldu. Gerektiği yerde günlerce, haftalarca arabalarda yattık. Kendimiz şoförlükten gelmeyiz. Onun için işimizi şu anda severek yapıyoruz. Bizde çalışan arkadaşlara çok değer veriyoruz. Kendimiz o yollardan geçtiğimiz için. Hiçbir zaman onların bir sıkıntılarını mesela... Göz ardı etmiyoruz aslında. Aynen. Hemen müdahalede bulunuyoruz. Sıkıntılarını gideriyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Şu anda işimizi severek yapıyoruz. Çok güzel. Peki bizler burada kaç kişiye istihdam sağlıyoruz? Bizde şu anda sigortalı eleman olarak 33 kişiye istihdam sağlıyoruz. O şekilde yurt dışına, Asya ülkelerine, yurt içine o şekilde çalışıyoruz işte. Her yere yetişmeye çalışıyoruz aslında. Aynen demiş öyle. Olalım. Şimdi evet, aslında doğru. Sizler uzun senelerdir sektörün içindesiniz ve sürekli bir bilgi birikimi var. Haliyle başarı da kaçınılmaz olmuş. Peki sizce bu alanda başarınızın sırrı nedir? Bizim başarımızın sırrı güven. Bütün müşterilerimize güven sağladık bile. Her şeyden önce dedik müşteri, yaptığımız işi dediğimiz kendimiz ilk önce bir bakıyoruz. Başka bir pencerede bakıyoruz, işimizi beğeniyor muyuz? Beğendikten sonra zaten karşındaki işi yaptığın kişi zaten beğenir sizin işinizi. O şekilde ilerledik. Her zaman işimizi beğendik. Beğendiğimiz işi de zaten geri bırakmıyoruz, yapıyoruz. Çok güzel. Aslında sevdiğimiz işi yaptığımız için, başarı bizim için kaçınılmaz olmuş demiş olalım. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyecektir ve bu güzel hizmetlerden faydalanmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler Hasan Bey? Doğu Beyazıt'ta Ağrı bölgesinde bizi kime sorsalar, bizi direkt zaten hiç kuşkusuz önerirler. Biz de az önce dediğim gibi, abimin de dediği gibi, bizim kalitemiz güven. Bizimle çalışmak isteyen firmalar zaten Doğu Beyazıt'ta. Bizi hemen hemen herkes biliyor. Ağrı bölgesinde herkes biliyor. Sosyal medyalarda zaten numaralarımız var, reklamlarımız var. O şekilde bize ulaşıyorlar. Biz de zaten elimizden geldiği kadarıyla o güvenimiz sarsmasın diye elimizden geldiği kadarıyla hassas bir şekilde müşterilerimizi memnun ediyoruz. Her zaman bizim için müşterinin memnuniyeti bizim önceliğimizdir. Çok güzel. Şimdi aslında her şekilde sizlere ulaşım sağlayabiliyorlar. Doğu Beyazıt'ta olmalarına gerek yok. Sadece bir telefon aracılığıyla da aslında bizlerle iş yapmış oluyorlar demiş olalım. Doğrudur. Aradığımız zaman direkt sizlerden bilgi alabiliyoruz değil mi? Direkt bizlerden bilgi alabiliyorlar. Yetkili ben de o arada orada olabilirim, abim de orada olabilir. Telefon başında kim hazırsa bilgi verebiliyoruz. Gereken güveni sağlayabiliyoruz müşteriye. Müşteriler zaten bu işi bildikleri için hemen anlıyorlar. Bu işin üstesinden gelebileceğimizi anlıyorlar. Bizimle çalışmak istiyorlar. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim Değer Hanım. Sizler de hoş gelmişsiniz tekrardan. Buraya kadar zahmet etmişsiniz. Hoş bulduk ve ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım.